Şimdi de perikardite geçelim ve öncelikle enfektif sebeplere değinelim arkadaşlar. Önceden Coxsackie virüsünün perikarditin de en bilinen sebebi olduğu düşünülürdü. Ancak yapılan son araştırmalar ışığında gelişmiş ülkelerde perikarditin en büyük sebebinin virüsler olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin sitomegalovirüs ya da kısaca CMV, CMV İngilizce olarak da kısaltmasını arkadaşlar duyabilirsiniz. Sıklıkla karşılaştığımız herpes simplex virüs ya da HSV, HSV ile insan bağışıklık yetmezliği virüsü ya da daha bilinen adı ile HIV de listeye ekleyelim. HIV, HIV. Gelişmekte olan ülkeler söz konusu olduğunda perikardit için bir ayrım yapmamız gerekiyor. Evet, gelişmekte olan ülkeler söz konusu olduğunda perikardit özellikle de eğer ilerlemişse suçlu ismini daha önce duymuş olabileceğiniz bir bakteri olan Mikrobakterium tuberculos ya da kısa adıyla TB'dir. Not olarak bunun özellikle konstriktif perikardit için geçerli olduğunu eklemek istiyorum. Konstriktif perikarditin ne olduğuna kısaca değineyim sizin için. Konstriktif perikarditte o kadar yoğun bir inflamasyon var ki arkadaşlar. Kalp yeteri kadar kanla dolamıyor ve dolayısıyla vücuda da yeteri kadar kan ne oluyor? Ulaşmamış oluyor. Evet, TB özellikle konstriktif perikarditin önemli bir sebebidir. Sırada enfektif olmayan sebepler var. Bu sebepler arasında belki de en ilginci postmiyokardiyal infarktüs perikarditidir. Post miyokardiyal infarktüs son derece uzun ve karmaşık bir isim arkadaşlar. Aslında miyokardiyal infarktüs dediğimiz şey kalp krizi ki bazen buna miyokard infarktüsü dendiğini de duymuşsunuzdur. Miyokardiyal tahmin edeceğiniz gibi miyokardla ilgili demek infarktüs de kan akışının durması sonucu doku ölümünün oluşması demek. Miyokardiyal infarktüsü kısaca MI olarak yazalım. Ayrıca bu post miyokardiyal infarktüsüne Dressler sendromu da deniyor. Dressler sendromu 2-3 haftayla 1 ay içerisinde gelişen bir durumdur. Az önce kullandığım kısaltmadan da faydalanayım arkadaşlar. MI'den sonra diye ekleyelim. Yani miyokard infarktüsü dediğimiz kalp krizinden sonra. Bu durumda miyokardiyumda İskemi yani kan akışının kesilmesi sonucu değişikliğe uğramış markerler kana karışırlar ve bu da bağışıklık sisteminin onlara karşı antikor üretmesine sebep olur. Bu antikorlar bir sebeple perikardiyuma da saldırmaya başlarlar ve postmiyokardiyal infarktüs perikarditi de bu şekilde ortaya çıkar. Evet, buraya kadar tamam değil mi? Anlaşıldı. Evet, devam edelim. Perikarditin bir başka sebebi de radyasyona maruz kalmaktır arkadaşlar. Radyasyona maruz kalmak derken röntgen çektirmekten bahsetmiyorum. Göğsünüzün 10 yıllar boyu birçok kere bilgisayarlı tomografisini çektirirseniz bu radyasyona bağlı perikarditin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Buna sebep veren mekanizmadan da reaktif fibroziz olarak bahsedilir. Evet, reaktif fibrozis perikarditle sonuçlanır. Önemli sebeplerden bir diğeri de kanserdir. Kanser derken perikardiyumdaki bir kanserden değil, herhangi bir kanserden bahsediyorum arkadaşlar. Akciğer kanseri, göğüs kanseri ya da diğerleri gibi. Kanserler elbette yayılırlar ve perikardit açısından baktığımızda perikardiyel boşluğa da yayılmaları söz konusudur. Bu boşluğa yayıldıklarında reaktif inflamatuar değişikliklere sebep olurlar. Bir başka sebep travmadır. Örneğin bir araba kazası geçirmiş olabilirsiniz. Kaza demişken söz konusu kazanın arabanın aniden durduğu, örneğin bir duvara çarptığınız bir kaza olması gerekir. Araba aniden durur, siz öne fırlarsınız, göğsünüz direksiyona sert bir şekilde çarpar. Bu çarpma o kadar serttir ki zaman zaman direksiyon bile deforme olur. Bu durumda da muhtemelen sternumun sıkışması sonucu kontüzyon dediğimiz durum, yani ezilme meydana gelir. Bu arada sternum göğüs kemiği demek arkadaşlar. Sternum perikardiyumu sıkıştırıyor, perikardiyum hasar görüyor bağışıklık sistemi durumu düzeltmeye çalışırken perikardiyum kısa bir sürede olsa inflame oluyor ve bu da perikardite sebep oluyor. Size güzel bir animasyon göstereceğim. Bu hareket halinde bir sagittal kardiyak emarı arkadaşlar. Ya da sagital kardiyak dendiğinde bazen telaffuza göre duyabilirsiniz. Sagital kardiyak emarı. MR manyetik rezonans anlamına geliyor biliyorsunuz ve bu göğsün görüntüsünü elde etme yollarından biri. Sagital ya da sagittal demek, tam ortadan kesit almak demek. Çok da sevimli değil ama ninja filmlerindeki gibi birini kafasının ortasından böyle ikiye ayırdınız ya da vücudunun ortasından ikiye ayırdığınızı düşünün. O şekil. Bu kalbin sağ tarafı, burası sağ karıncık ve elbette pulmoner arter yoluyla akciğerlere doğru kan pompalıyor. Bu da aort. Bu kısım torasik aorta ile birleşen köprü. Aort normalde sol karıncaya bağlı. Bu görüntüde göremiyoruz. Yani burada sanki bitiyormuş gibi görünüyor ama aslında sol karıncaya bağlıdır. O yüzden böyle görünüyor. Anlaştık mı? Evet. Bu görüntüyü ortadan ikiye kestiğimiz için bazı bağlantıları göremiyoruz ama kalbin aorta son derece güzel bir biçimde kan pompaladığını görüyorsunuzdur. Size bu animasyonu göstermek istememin sebebi buradaki kemik. Az önce sternum dediğimiz kemik işte bu kemik. Burası üst kısmı. Buradaki sternal çentik. Şimdi bir araba kazasında göğsünüzü çok sert bir şekilde direksiyona çarparsanız bu kemikte bu şekilde kalbe baskı uygular işte. Bakın gördüğünüz gibi. Kemik perikardiyuma çarptığında ise kalp sıkışır. Bu arada CPR, CPR ya da bunu daha çok İngilizce adıyla CPR duyarsınız. CPR kalp masajında da yani kalbi durmuş birisine kalp masajı yaparken de ciğeri küçük küçük sıkıştırarak kalpten aorta kan pompalamasını, bu kanın da beyne ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu tamamen yapay bir kan pompalama şekli. Kalbin kendisi çalışmıyorken bu şekilde yapılır. Ve bu yapılan Araba kazasındaki durumun şiddeti aynı olmasa da bunun bir benzeridir. Kalp masajı uzun süre ya da gereğinden daha baskılı bir şekilde yapılırsa da perikardite sebep olabilir. Evet bunlardan bahsederken bu animasyonu kullanmak gerçekten çok iyi oldu çünkü neler olup bittiğini burada görebiliyoruz. Bu görüntüde değil ama sternumun kalbe baskı uyguladığı anlarda işlerin nasıl ters gidebileceğini anladığınızı umuyorum. Animasyonu kaldıralım şimdi ve devam edelim. Perikarditin enfektif olmayan sebepleri arasında size son olarak metabolik sebeplerden de bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri hipotiroidizmdir. Hipotiroidizm. Tiroidin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hatırlıyorsunuz. Tiroid boynumuzda bulunan bir organ ve gereğinden daha az hormon salgılandığında ortaya çıkan rahatsızlığa hipotiroidizm adı veriliyor. Tiroid hormonu, metabolizma hızını ve tansiyonu arttıran ve vücudumuzda bir dizi başka görevi olan bir hormondur. Hipotiroidizmde ise yeterli tiroid hormonu yoktur. Sonuç olarak da aritmi olarak bildiğimiz durum ortaya çıkabilir. Metabolizma hızı düşer, kişi kolaylıkla kilo alabilir vesaire. Hipotiroidizm bir şekilde perikardite sebep olabilir ve bu durumu tedavi etmek için hastanın eksik olan tiroid hormonu tamamlanır. Perikardite sebep olan bir diğer metabolik hastalık üremidir. Üremi, vücutta azotlu atığın artması durumudur. Nitrojen ya da azotun simgelemesi için ne yazıyorum? Bu, böbreklerin vücuttan atması gereken atıkla aynı şey. Üre sözcüğünü daha önce duymuş olduğunuzu düşünüyorum. Son evre böbrek hastalığı ya da kronik bir böbrek rahatsızlığı olup da diyalize giren hastaların böbrekleri yeteri kadar çalışmıyordur. Zaten bu sebeple yani bu atıklardan kurtulmak için diyalize girerler. Diyaliz seanslarını atlarlarsa bu atıklar birikme yapıp perikardiyumu irrite edebilir. Bu da üremik perikardite sebep olur. Üremik perikardit diyalizle tedavi edilir. Demek istediğim üre vücuttan uzaklaştırılırsa perikardit de ortadan kalkmış olur. Bundan sonraki videolarda perikardit ve miyokarditin nasıl teşhis ve tedavi edildiğinden de bahsedeceğiz. Viral perikardit dışındaki bakteriyel, fungal ya da protozoan enfektif durumlar için antibiyotik kullanımı gerekir. Enfektif olmayan sebepler için de perikardite sebep olan durumun ortadan kaldırılması yani tedavi edilmesi gerekir. Örneğin sebep tiroid hormonu eksikliği ise hastaya tiroid hormonu verilir. Tedavi edilemeyecek durumlar da vardır tabi örneğin araba kazasından kaynaklanan travmayı engelleyemeyiz ancak hastalığa sebep olan durum belirlendiğinde tedavide daha kolay olur.